Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar daha önce çektiğimiz bütün içeriklerden çok farklı olacak. Ne yazık ki dün yaşanan Elazığ depremiyle ilgili bir konuşma yapmak istiyorum ben ve Fatih abiniz, öyle söyleyeyim. Dün akşam beraber güzel bir çalışma yaptık. Resmi sitelerden, bu arada Şilan yanımızda olacak, kusura bakmayın. Resmi sitelerden yapılan önemli açıklamaları, yapılması gerekenleri, bilinmesi gerekenleri vesaireleri böyle bir derledik çok kısa bir şekilde. Sizlere bunları basit bir dille anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hiçbirisi kendi görüşümüz vesaire değil, aşağıya da konuyla ilgili linkleri ekliyor olacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Evet, bu videoyu gerçekten dinleyip izlerseniz çok 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 mutlu edersiniz bizi. Çünkü gerçekten bir kişi bile bu videolardan faydalansa bizim için bu çok büyük bir şey, hepimiz için. Bu arada şunu da söylemek istiyorum en başta arkadaşlar. Yaşınızın hiçbir önemi yok. Bu videoları izleyebilirsiniz. Büyüklerinize anlatabilirsiniz. Ailenize izletebilirsiniz. Gerçekten bunlar hepimizin bilmesi gereken şeyler. Öncelikle dün Elazığ depreminde, Malatya'da, işte çevre illerde vesaire hayatını kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum ailelerine. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ve bu depremle ilgili yaşayan herkese, depremi yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şöyle başlamak istiyorum ben arkadaşlar. Öncelikle en güncel konulardan bahsetmek istiyorum. Yani başımıza bu deprem geldi. Dün neler yaşandı? Bütün gece ben Twitter'dan takip ettim. Bununla ilgili size güncel şeyler söylemek istiyorum öncelikle. Birinci en önemli konulardan birisi, gerçekten hiç ciddiye almıyoruz ama arkadaşlar, telefon konusu. Evet. Şimdi arkadaşlar, telefon sizin İstanbul'da, orada, burada, hangi şehirde olduğunuzun hiçbir önemi yok. Bir deprem yaşandıysa ve biz bunu haberlerden, bir şekilde her yerden hepimiz duyuyoruz o anda. Bunu duyduktan sonra gereksiz yere telefon konuşmalarından kaçınmalıyız. Çünkü tabii ki yakınlarınızı sorabilirsiniz, ailenizden haber alabilirsiniz vesaire. Bütün bunları mümkün olduğunca SMS veya internet aracılığıyla, yani ya da çok kısa telefon görüşmeleriyle, evet, de olabilir. Ya da çok kısa telefon görüşmeleri gerçekten, ama onun yerine gereksiz uzun böyle muhabbet için, yani bu tarz hani telefon konuşmaları şebekeyi zorluyor ve böyle bir durumda şebekeler kilitleniyor. Ne yaparsak yapalım aynen öyle. Yani hangi şehirde olursanız olun, bu deprem bölgesinde yaşanan telefon yoğunluğunu etkiliyor arkadaşlar. Neden önemli telefon? Çünkü orada acil durumlar için yaralılar var. İşte ne bileyim, bir sürü sıkıntı var. Yetkili kişiler aranıyor. İtfaiye aranıyor. 112 aranıyor. O bu vesaire. Bu yüzden lütfen sizden ricamız, herkesten, yani en önemli duyuru dün bu şekilde yapıldı çünkü. İşte bakanlıktan olsun, Elazığ Belediyesi'nden olsun, telefonları meşgul etmemeliyiz böyle önemli durumlarda arkadaşlar. Evet. İkinci konu, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar. En önemli şeylerden biri. Videolar, fotoğraflar, evet, yazılar. Evet arkadaşlar, ne yazık ki bunların paylaşılmaması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar, hiç kimse yakınını, sevdiklerini vesaire kötü bir durumda fotoğrafta, videoda görmek istemez. Sonrasında bunu sürekli hatırlamak istemez. Bu yüzden mümkün olduğunca sizden çok rica ediyoruz. Tabii ki örnek olunması için, ders alınması için bir takım videolar vesaire paylaşılıyor, haber yapılıyor. Ama ki insanların içerisinde olduğu şeyleri lütfen paylaşmamaya. Ve ciddi bir şekilde bilgi kirliliği de oluşuyor. Yani oradaki gördüğünüz her görüntüler arkadaşlar, o zamana ait olmuyor. Evet, maalesef böyle şeyler de yapılıyor. İnsanların, maalesef kötü niyetli insanlar böyle galyana getirmeye çalışıyorlar. O yüzden bunları arkadaşlar es geçelim. Bu arada arkadaşlar, çok önemli bir konu daha. Mesela genel olarak bizim hani Türkiye'de herkes bu tür konularda Twitter takip ediyor. Twitter çok önemli bir, evet, sosyal medya aracı bence. Gerçekten çok önemli herkes için. Birçok oradan yardım yapılıyor, iletişim gerçekten çok iyi kuruluyor. Ama şöyle bir şey var. Orada yani böyle bir olay yaşandıktan sonra bir takım şeylerin dalgaya alınması veya işte yanlış bilgilendirme yapılması, yalan yanlış tweet atılması vesaire, bunlar herkesi yanlış yönlendirdiği gibi yetkililerin de vaktini çalıyor arkadaşlar. Lütfen bunlara da dikkat edelim. İzin vermeyelim elimizden geldiğince. Başka bir konu, ha şu arkadaşlar, ücretsiz iletişim desteği dün zaten deprem bölgesindeki herkese yapıldı, biliyorsunuz internet vesaire, bununla ilgili bir sürü çağrı yapıldı. Onun haricinde soğukta uyumak arkadaşlar en önemli şeylerden birisi. Eğer deprem, yani ben bunların hepsini dünkü depremle ilgili konuşuyorum şu an öncelikle. Eğer bir deprem yaşadıysanız ve bulunduğunuz çevrede hava çok soğuksa, kesinlikle soğukta dışarıda kalmamak için elinizden gelen her şeyi yapın. Zaten böyle durumlarla
yetkili kişiler veya makamlar diyeyim arkadaşlar. Çok ciddi bir sürü yer açıldı. Misafirhane olsun, otel olsun, işte ne bileyim yurt vesaire. Bu nedenle herkesin mutlaka kalabileceği bir yerler vardır, olacaktır. Mutlaka bunlarla ilgili haber almaya, haberdar olmaya çalışalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Depremle ilgili en önemli şeylerden birisi, hiçbirimiz gerçekten ilk yardımı da depremi de hiç ciddiye almıyoruz. İlk yardım bir kere bizim için gerçekten çok önemli. Hepimiz için söylüyorum bunu, kendim de dahil olmak üzere. İlk yardımı lütfen hepimiz mümkün olduğunca ciddiye alıp öğrenirsek gerçekten yani inanılmaz büyük şeylere sebep olabiliriz. İnanılmaz büyük hayatlar kurtarabiliriz. Hiç belli olmaz. Hani kimin nerede başına ne geleceği hiç belli olmaz arkadaşlar. İlk önceliğimiz deprem çantası. Herkes zaten bunları eminim biliyor ama ciddiye almıyor arkadaşlar. Ben de bugün gerçekten oturup bu deprem çantasını ciddiye alıp hazırlayacağım ve bir kenara koyacağım arkadaşlar. İçerisinde bulunması gerekenler işte çadır, uyku tulumu, ilk yardım çantası, yağmurluk, battaniye. Ben bunları size aşağıya link olarak da atacağım. Getir Özlem, ben yakından şöyle bir göstereyim. Yani hepsini bulamıyorsanız bile zaten hani en önemli şeyleri en azından küçük bir çanta dahi yapsınız. Şurada da şöyle göstereyim. Su, işte bozulmayacak yiyecekler, fener, düdük mesela çok önemli arkadaşlar. Deprem sırasında hani Allah korusun enkaz altında olabilirsiniz, ulaşılamayacak bir yerde olabilirsiniz. Böyle durumlarda hayatta kaldıysanız ve yanınızdaysa düdük çalarak yakınlarınıza ya da başka kişilere sesinizi duyurabilirsiniz. Evet. Bu gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bahsetmek istiyorum. Önemli telefonlar arkadaşlar böyle durumlarda. Zaten birçoğumuz biliyoruz ama yine de hatırlatma yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Arkadaşlar en basit haliyle bunların hepsini ben açıklamalara koyacağım. Yine Fatih abiniz şöyle göstersin size. Deprem sırasında çök, kapan ve tutun. Evet. Evet. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz yani gibi. Yani masanın ayağına tutunmuş mesela görseldeki ne denir hani resimdeki kız. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, depremi hissettiğimizde ilk yapmamız gereken şey, biliyorum yani çok elimizde olan bir şey değil ama paniğe kapılmamak çok çok önemli böyle durumlarda. Sağa sola koşmamak, balkona çıkmamak, asansör ve merdivenleri kullanmamak kesinlikle. Mümkünse sağlam bir masa varsa arkadaşlar onun altına girmek çok ciddi hayat kurtarıcı olabilir. Böyle durumlarda bununla ilgili ciddi videolar da var zaten. Onun haricinde deprem sırasında örneğin açık alandaysanız ben size en böyle genel şeyleri söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Aslında üzerinde konuşulacak çok şeyler var ama. Evet, detaylarını hepsini bu videoda şimdi böyle 5-10 dakika içerisinde anlatamam. Elimizden geldiğince basit şekilde anlatmaya çalışıyorum zaten. Deprem anında açık alandaysanız arkadaşlar etrafınızda bina vesaire varsa buralardan mutlaka uzak durmalısınız. Açık alanlara doğru gitmelisiniz. Çünkü binalardan düşebilecek herhangi bir şey olabilir kafanıza vesaire. Onun haricinde toplu taşıma araçlarındaysanız mesela metrodaysanız arkadaşlar kesinlikle metrodan inmeye falan çalışmayın. Yetkililerin yapacağı anonsları, duyuruları dinleyin. Çünkü metrodan inmeniz o anda elektrik vesaire. Hani metronun herhangi bir yerinde metro durdu diyelim, siz inmeye çalışıyorsunuz. Doğru bir yerde inmeye çalışıyor, çalışmıyor olabilirsiniz ciddi anlamda. Bu nedenle yetkililere gerçekten ciddi kulak vermeliyiz. Bu arada çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Twitter'da bilgi kirliliği oluyor dedik ya, bunu dünden dolayı hatırladığım için araya sokmak istedim. Twitter'da resmi hesaplar var arkadaşlar. İşte belediyeler, bakanlıklar, işte bizim ciddi AKUT olsun, Kızılay olsun, bu tarz böyle resmi kurumların onaylanmış hesapları var. Eğer bir şeye itibar edecekseniz ya da bir bilgiye güvenecekseniz elinizden geldiğince bu hesaplardan takipte kalmaya çalışın konuları. Deprem anında hani Allah korusun ama ola ki enkaz altında kaldınız, kapalı bir alanda kaldınız veya hiç önemli değil. Böyle bir durumda enerjinizi tüketmemeye çalışın arkadaşlar. İdareli kullanın. Çünkü neden? Görüyorsunuz işte depremden 12 saat sonra, 20 saat sonra, 3 gün sonra bile gerçekten enkaz altından kurtarılan sağlıklı hani yaşayan insanlarımız oluyor. Bu yüzden bu süre içerisinde enerjimizi idareli kullanmamız gerekiyor ki kendimizi ayakta tutabilelim arkadaşlar. Sesinizi dediğim gibi kullanabiliyorsanız sağlık ekiplerine vesaire duyurmaya çalışalım. Ve en önemli konulardan birisi Fatih, şu an onu unutmuşum, aklıma geldi. Gerçekten arkadaşlar biz halk olarak hiç ciddiye almıyoruz ama lütfen deprem bölgesinde sessizlik arkadaşlar.
Yani mesela herkes direkt arabasına atlayıp sokaklara, caddelere, bağırışlar, çağırışlar ama evet bunlar evet, yanlış herkesin şeyler. Herkesin duygusunu anlayabiliyoruz ama mesela şöyle düşünün arkadaşlar, orada bir kurtarma ekibi var. Ses duymaya çalışıyorlar ciddi anlamda. İşte bina altlarından, enkaz altlarından. Şimdi bir insanın kendi sesini çok aşağıdan duyurabilmesi zaten çok zor, biliyorsunuz. Bu süreçte çevrede yapılan gürültü, kargaşa, panik, gereksiz bağırışma ya da ne bileyim bu tarz sesler çok ciddi etkiliyor olayları. Lütfen buna çok dikkat edelim. Mümkün olduğunca sessiz olalım. Yani bir çıtırtı bile deprem bölgesinde yaşanan o gün, o gece ya da iki gün boyunca her neyse çok önemli. Şu anda bile hala çalışmalar devam ediyor çünkü Elazığ'da. Onun haricinde az önce söylediğim şey bölündü arkadaşlar. Arabalarınıza çıkıp gereksiz yere yolları, ana yolları özellikle kitlemeyelim arkadaşlar. Elimizden bir şey gelecekse veya gerçekten yardımcı olabileceğimiz bir durum varsa tabii ki yola çıkacağız. Çıkmalıyız da zaten. Ama onun haricinde arama kurtarma ekipleri, ambulans, itfaiye, şu bu, kimse yol bulamıyor arkadaşlar. Varsa toplanma alanlarına intikal etmek evet, burada en doğrusu olur. Çünkü ciddi anlamda dün yolların kapanmasıyla ilgili de çok fazla duyuru yapıldı. Bunların hepsi dün yaşanan, canlı yaşanan şeyler arkadaşlar. Onun haricinde deprem sonrasında yapmamız gerekenlerden çok basit birkaç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Deprem bittikten sonra, büyük deprem genel olarak bu böyledir. Hani derslerde vesaire de okutulur zaten. Artı depremler olabilir. Bu yüzden lütfen hasarlı evlere, hasarlı binalara girmeyelim arkadaşlar. Bir eşya alacağız, iki eşya alacağız, üç eşya alacağız diye canımızdan olmayalım. Bunlar çok önemli şeyler. Yetkilileri dinleyelim arkadaşlar. Çünkü bu tarz şeyler de dün maalesef yaşandı. Onun haricinde dediğim gibi kulaktan dolma hiçbir söze itibar etmeyelim. Yetkili makamları takip edelim. Başka, aile bireylerinizi bir arada tutun ve açık bir yerde bekleyin. İlk yardım varsa yaralılara ilk yardım yapabilirsiniz. Bu yüzden işte ilk yardımı öğrenmek çok 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 önemli arkadaşlar. Onun haricinde evinizi terk ederken işte eğer hani o an vaktiniz varsa veya yapabiliyorsanız, duruma göre değişir bu, biliyorsunuz. Kıymetli eşyalarınızı, üst baş, yani kalın şeyler, en azından soğuk olduğu için hava genelde, bunları temin edebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka dediğimiz gibi deprem çantasında zaten bunlar oluyor olacak arkadaşlar. Yine dediğim gibi çok basit önlemlerden birisi de enkaz ve yıkıntılar arasında cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayalım. Yetkililerin yaptığı işleri baltalamayalım arkadaşlar. Yani orada gereksiz gürültü, gereksiz panik, işte karışma, müdahale vesaire. Eğer bilen ve yetkili kişiler varsa orada lütfen onlara saygı duyalım. İşlerini daha düzgün, daha hızlı yapmalarına izin verelim. Şu an aklıma gelenler bu şekilde. Yani arkadaşlar bunlarla ilgili bütün linkleri ben açıklamalara koyacağım. Koyacağız. Fatih abiniz ekleyecek. Dediğim gibi gerçekten bunlar derslerde de okutuluyor. Biliyorum. Birçok yerde bunlarla ilgili ciddi anlamda bilgiler veriliyor. Kitaplar var. Sadece özel deprem eğitimi veya işte başka diğer acil durumlarla ilgili. Hepsi zaten var. Biz burada sadece akılda kalabileceğini düşündüğümüz ve dün yaşanan, hani resmi olmayıp da böyle nasıl diyeyim, hani dün birebir yaşadığımız işte telefon konusu, araç konusu vesaire, bunlardan bahsetmek istedik. İnşallah birilerine faydamız dokunur arkadaşlar. Tekrardan yaşanan bu üzücü olayın tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Tek duamız bu şekilde. Söylemek istediğim bir şey var mı Fatih? Yok, yani bu videoyu olabildiğince arkadaşlar aklınızda, hafızanızda tutmanızı istiyoruz. Basit anlatmaya çalıştık. Çünkü gerçekten ben dün bunların ardında daha bir sürü şey okudum arkadaşlar. Ben linklerini size ekleyeceğim. Şu an bunları benim biliyor olmam bana fayda eder sadece. Size ben elimden geldiğince basit şekilde anlatmaya çalıştım. Ama siz de lütfen okuyun, ilgilenin ve ciddiye alın. Lütfen boş vermeyin. Ailelerinizi uyarın. Aynen, lütfen boş vermeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Eğer şu ana kadar izlediyseniz gerçekten çok 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 teşekkür ederiz. Hoşça kalın.